Fas'ın en güzel kıyı şehirlerinden biri olan Estiora'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer arkamdaki Burcu ile birlikte son zamanlarda Game of Thrones'la meşhur olan Estiora'nın Medina'sı, yani Old Town'ı. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Fas'taki çoğu şehirden farklı bir mimariye, farklı bir yaşam şekline sahip olan bir yer. Marrakeş'e yaklaşık 3 saat uzaklıkta bulunuyor. 200 bine yakın bir nüfusu var. Şu anda hani Marrakeş'te gördüğünüz yaşam stili olarak çok daha farklı. Turizm ve balıkçılık ciddi anlamda burada çok önemli bir gelir kaynağı. Şu anda bulunduğum yerden gezime başlıyorum. Birazdan size argan yağını, balıkçılar pazarı, Jeddah'ı ve onun dışındaki birçok yeri anlatacağım. Mellah'ı da anlatacağım. Yahudi bölgesini de size göstereceğim. Şu anda da arkamda gördüğünüz bu burç da yine Game of Thrones'un çekim yerlerinden bir tanesiydi. Ama diğerlerini de göstereceğim birazdan. Şimdi biraz size kısa bir bilgi vereyim yürürken. Hem sohbete de ilerleyelim bu yolu. Arkadaşlar, Estiora aslında 6. yüzyılda Fenikeliler tarafından kurulmuş bir yer. Bir kıyı şehri, bir savunma kalesi. Zaten şehrin dört bir yanında şehir surlarını görebiliyorsunuz. Ama ondan sonraki süreçte Portekizler buraya geliyor. Portekizlerden sonra artık 17. ve 18. yüzyıllara kadar Yahudiler burada yoğun olarak yaşıyorlar. Sonraki dönemde de artık 18. yüzyılda Müslüman beylikleri buraya gelerek artık Müslüman şehri oluyor burası. Ama şehirde yine birçok farklı etnik kökene sahip insanlar da yaşıyorlar. Artık 21. yüzyılda da burası Fas'ın en önemli turistik şehirlerinden bir tanesi haline geliyor. Şimdi artık bu Meddah dediğimiz Old Town bölgesine doğru ve Medina kısmına girmeye başlıyoruz. Ve şimdi de Estiora'ya çok yakın bir noktada bulunan Argan Üretim Kooperatifine geldik arkadaşlar. Fas'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de argan yağ üretimi ya da arganla yapılan diğer ürünlerin üretimi. Ama şehir Estiora bu işin merkezi ve oraya girirken de böyle yolda pek çok kooperatif göreceksiniz. Daha gerçek, böyle hiçbir şekilde kafanıza şüphe uyandırmayacak şekilde arganları böyle yerlerden bir tık daha fazla fiyata alabilirsiniz. Çünkü bunlar tamamen doğal ve organik argan yağları. İçine herhangi bir katkı maddesi yok. Bu gördüğünüz kooperatife şimdi gireceğiz. Argan üretimini gözlerinize göreceksiniz ve satılan ürünlerden de nelerin satıldığı, ne kadar satıldığını size göstereceğim. Şimdi iç kısma geldik arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu teyzeler tek tek argan yağının üretimiyle ilgili aşamaları yapıyorlar. Şöyle hemen kamerayı çeviriyorum. Şimdi size göstereceğim. Bakın. Öncelikle burada toplanan çekirdekler ve meyveler burada artık kurutulmuş bir vaziyette buraya geliyor. Buradaki ablamız onu kabuklarından, dış kabuğundan arındırıyor. Burada da biraz daha bakın dikkat ederseniz şöyle göstereyim size. Böyle fındığa benzeyen aslında bir yapısı var. Burada kırılıp yine ayrıştırılıyor. Bu üç tane ablamız bu işi yapıyorlar. Kimisi daha böyle içindekileri, kimisi dışarıdaki kabuğunu arındırıyor. Bakın bu ablamız dış kabuğunu arındırıyor. Bu ablamız da içerideki sert kabuğu arındırıyor. Ondan sonra toplanan çekirdekler tabii ki dışarıya bir kavurma aşamasından geçiyor. Sonra buraya geliyor. Burada da o kavrulmuş çekirdekler şu gördüğünüz değişik bir değirmenin içerisine atılarak tüm yağ çıkartılıyor. Yani kavrulduğu için yağın dışarıya çıkma olayı çok daha hızlı oluyor. Şimdi bu gördüğünüz tamamen kozmetikte kullanılan argan yağı. Bu şekilde kozmetikte kullanabiliyorsunuz direkt. Ama yemeklik kısım burada başlıyor. Burada artık tamamen içindekiler sıkılarak böyle hamur hale getiriliyor. Arkada altta akan sıvı kısım işte yemeklik argan yağı. Ama bu gördüğünüz posası diyeceğimiz kalan kısım ise artık siyah Arap sabunu ya da farklı sabunlar kullanılmak üzere yapılıyor. Yani kısacası şu gördüğünüz aslında kısa bir aşamadan sonra ve kavurma sürecinden sonra işte şu karşıdaki ürünler ortaya çıkıyor. Burada sabundan, yağ, parfümeriden birçok yemeklik yağı kadar birçok şeyi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi fiyatlar da mesela şu $20 civarında satılıyor. Onun dışında daha farklı mesela argan balı da yapılıyor. Farklı katkı maddeleri konularak ya da bu şekilde artık kuskus haline getiriyor. Argandan kuskus da yapılıyor arkadaşlar. Fas'ın geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Yani pek çok ürünü bu şekilde satıyorlar ve bunlar dediğim gibi tamamen doğal, organik. Sadece bir tık daha pahalıdır ama hiçbir şekilde aklınıza soru işareti kalmıyor çünkü Fas'ta da maalesef pek çok yerde orijinal adı altında sahte ürünler de satılabiliyor. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi merkezdeki gezimize devam ediyoruz. Şimdi iç kısımda da arkadaşlar böyle tadım yapabileceğiniz bir yer de var. Balını ya da diğer ürünlerini burada tadabiliyorsunuz yağında. Küçük ekmeklerde hazırlamışlar. 3 tane işte bir fındık ezmesi gibi bir argan ezmesi var. Zeytinyağı gibi argan yağı var. Ve burada balı var. Tatları da bu şekilde bakabiliyorsunuz.
Esora için balıkçılık en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi arkadaşlar. Zaten diğeri de turizm. Şu anda gördüğünüz yer bu devasa alan balıkçı pazarı ve balıkçıların sabah 5'te çıkıp sonra döndükten sonra balıklarını getirdikleri hal gibi bir yer arkadaşlar. Atlas Okyanusu'nun kıyısında olması ve Atlas Okyanusu'nda dünyada balıkçılık anlamında en verimli su kaynaklarından biri olmasından dolayı buraya geldiğiniz zaman çok farklı balık türlerini göreceksiniz. Birazdan da görüntülerde zaten göreceksiniz bunları. Sabah 5'te balıkçılar, küçük kayıklar, büyük kayıklar, işte daha büyük teknelerle çıkıyorlar. Her teknenin, her aracın kendine ait bir balık çeşidi avlama olayı var. Küçük tekneler daha bir küçük şeyler alıyorlar. Ondan sonra buraya geliyorlar. Bakın zaten kuşlardan ve kalabalıktan alışıldığı üzere artık satış zamanı. Çünkü artık öğlen 12 civarındayız. Balıkçıların çoğu dönmüş durumda. Çok yoğun burası. Koku da çok fena. Çünkü çok değişik balık türlerini burada göreceksiniz. Sonra buradan da Fas'ın dört bir yanına diğer kıyı şehirlerinde olduğu gibi balıklar gönderiliyor. Ve restoranlarda en güzel deniz ürünlerini yiyebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha diğer mekanlara bakın. Şimdi arkadaşlar artık Medina kısmındayız. Surların iç kısmındayız. O keşmekeş balıkçılar kısmını geçtik. Şu an gördüğünüz gibi sanki böyle bir Avrupa şehrinde geziyormuş gibi hissediyorsunuz. O Marrakeş'in o keşmekeşliğinden uzaklaştık bayağı. Tabii oranın dokusu çok daha başka, çok daha güzel. Daha bir lokal bir hava var. Fas'ı daha çok anlatıyor ama burası biraz da artık Fransızların da etkisiyle. Yani gördüğünüz gibi bir küçük sanki böyle bir kıyı, Avrupa'nın kıyı kasabası gibi. Kafeler, restoranlar, her şey burada var. Hediyelik ve eşya dükkanları var. Arka kısımlarda gerçekten hani farklı bir ortama geldiğinizi sonuna kadar hissediyorsunuz. Ben daha önce Fas'ın birçok şehrini gezmiştim ama buraya ilk defa geldim. Merakla bekliyorum, öyle çok fazla önemli tarihi mekan yok. Sadece surları, işte o Game of Thrones'taki kullanılan o burcu, Khaleesi'nin konuşma yaptığı, ejderhanın konduğu yerler falan var. İşte öyle yerler var. Ondan sonra da diğer mekanları da göstermeye devam edeceğim size. Şu anda bulunduğumuz yer arkadaşlar Meddah adı verilen Yahudi bölgesi. Şimdi Yahudi bölgesini nerede olduğunu bilmiyorsanız şu şekilde ayırt edebilirsiniz. Fas mimarisinde balkonun yeri yoktur. Ama arkamda gördüğünüz gibi böyle küçük balkonlar, böyle mavi mavi balkonlar görüyorsanız bu bölge Meddah, yani Yahudi bölgesi olduğunu anlayabilirsiniz. Bazı ülkelerde Jeddah diye de geçiyor. Şu anda çok güzel bir sokakta artık yürüyoruz. Sağlı sollu mekanlar var, dükkanlar var. Şu anda saat olarak da biraz böyle tam günün ortasında olduğu için çok kalabalık değil ama akşama doğru, artık gün batımına doğru burası bayağı bir kalabalık oluyor. Güzel bir gün bizi bekliyor. Burası için çok heyecanlıydım. Şimdiden sevmeye başladım burayı. Bakalım daha neler göreceğiz. Şu anda evet Mellah'ı anlattım. Şimdi Mellah'ta hemen kale duvarlarının yanındaki alışveriş sokağındayız. Burası hemen dediğim gibi kalenin yanında uzanan sokaklardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi Fas'a ait ya da diğer ülkelerin kültürüne ait birçok hediyelik eşya burada satılıyor. Fiyatlar biraz daha pahalıdır Marrakeş'e göre söyleyeyim. Ondan sonra işte bu gördüğünüz kapıdan da ana kale kısmına giriyorsunuz. O kaleyi de birazdan size anlatacağım detaylı olarak. Ama gerçekten böyle bir Dubrovnik havası hissettiren bir yer bu arada söyleyeyim. Dubrovnik, Kotor'daki, Kotor'da belki bilirsiniz. Karadağ'daki Kotor şehrini biraz andırıyor. Yani deniz kıyısında kurulmuş tipik bir ortaçağ şehrini andırıyor ama dediğim gibi burası çok eski bir tarihi yok kalenin. 17. ya da 18. yüzyılda eklentilerle birlikte günümüze kadar ulaşmış. Şimdi işte bu yoldan kale kısmına geçiyoruz. Günün devamında zaten diğer mekanları da göstermeye devam edeceğim. Ve arkadaşlar şu anda Magador Kalesi'ne geldik. Burası bir Portekiz Kalesi. Portekizler 12. yüzyılda buraya geldikleri zaman bu kaleyi inşa etmişler. Bir sonraki yıllarda diğer bütün medeniyetler buraya geldikçe bu kaleye eklemeleri yapmaya devam etmişler. Şimdi size burayla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Bakın arkamda gördüğünüz yer işte Game of Thrones'un 3. sezonunun 1. bölümünde Khaleesi'nin lekesizler ordusunu satın aldığı ve ejderhasına diğer sahiplerini, lekesizlerine eski sahiplerini yedirdiği kısım arkadaşlar. O sahneyi çok iyi hatırlarsanız bunu arka tarafında ejderha konuyor ve o lekesizlerin eski sahibini ateşle öldürüyordu. Şu anda arkamda gördüğünüz bu toplarda eski İspanya, Portekiz ve Osmanlı arasında yapılan bir savaş var. Bunu Fez videosunda anlatacağım. O savaştan kullanılan toplar, orijinal toplar arkadaşlar, onlar da buraya getirilmişler. Ve burada çok güzel bir görüntü var. Zaten arka tarafta inanılmaz güzel bir Atlas Okyanusu görüntüsü var. Şu anda dediğim gibi işte arkada gördüğünüz Magador Kalesi'nde şimdi geçeceğim. Orayı size çekeceğim. Ondan sonra artık Müslüman ve Yahudi mahallelerine doğru yolumuza devam edeceğiz.
Eşirne'de sahil boyunca yürüyebileceğiniz, Atlas Okyanusu'nun keyfini çıkarabileceğiniz, hatta isterseniz denize girebileceğiniz upuzun plaja geldik arkadaşlar. Buranın özel bir adı yok. Yani işte artık Eseria plajı diyebilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi turistler güneşleniyorlar normal bikini ve mayolarıyla. Yani tabii ki bak bir yanda türbanlı insanlar, kendi yerel insanlar, bir yanda turistler çok rahat bir şekilde güneşleniyorlar, denize giriyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Tipik bir Avrupa'daki ya da Türkiye'deki plajlar gibi burada da keyfini çıkarabilirsiniz. Bu yol boyunca birçok restoran da var, bar da var. Hemen şu gördüğünüz tersteki binaların altında oteller de var. Burada böyle günün yorgunluğunu atabilirsiniz, denize girebilirsiniz dediğim gibi. Buradan sonra da yine iç kısma devam edeceğiz. Öğle yemeği için bu tarafa çıktık, şehir dışına çıktık ama sonra aynı yere döneceğiz. Daha önce Eseria'nın bir kale şehri olduğunu söylemiştim. Arkamda gördüğünüz kapılarda, BAP adı verilen kapılarda bu şehre giriş kapıları. Burası da BAP Sıba kapısı. En görkemli kapılardan bir tanesi. Burası tamamen böyle okyanusa ve az önce anlattığım sahile açılan kapı. Yine buradan içeri girerek sokaklarda kaybolmaya başladım. Eseria'nın dar sokaklarını gezerken ara ara böyle karşınıza küçük meydanlar çıkacak. Burası Krip Atay Meydanı. Ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde ünlü bir kişiliktir kendisi. Yani kim tanımıyorum. Ama işte böyle küçük restoranların sıralandığı, böyle butik mekanların olduğu güzel yerler. Biraz nefes almanızı sağlıyor. Böyle de işte arkadaşlar peşinizi bırakmıyorlar. Hayranlarım yine burada da beni buldu. Evet, şimdi dediğim gibi bu meydandan da yine Yahudi ve Müslüman sokaklarındaki turumuza devam edeceğiz. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda Molla Muhammed Meydanı'na geldik. Burası özellikle geceleri inanılmaz eğlenceli bir yer haline geliyor. Zaten canlı müzik performansları var arkamın tarafımızda da. Yani gerçekten çok başka bir yerdeyiz. Fas gibi değil. Böyle bir Avrupa şehrinde gibiyiz. Şimdi de artık yavaş yavaş dönüş yoluna geçiyoruz. Yeni şehirlere gideceğiz. Daha önceki YouTube kanalımda zaten o şehirlerin hepsini anlatmıştım. Müzik yükseliyor. Ben de burada veda ediyorum. Birazdan kapanışta görüşürüz. Eseria gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Burası surların devamındaki o meşhur köşe. Buraya bütün fotoğrafçılar gelir. Özellikle gün batımında çok güzel fotoğraflar çeker. Biz de akşam 5 civarı artık gün batımının yavaş yavaş başladığı bir zamanda buradan ayrılıyoruz. Daha önce dediğim gibi Fez, Marrakeş, Casablanca, Rabat bunlarla ilgili bütün videoları kanalımda bulabilirsiniz. Onları izlemeyi unutmayın. Bana göre ben artık Fas'la ilgili tanıtılabilecek bütün videoları ve şehirleri tamamladım. Bundan sonra yeni rotalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.